Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Berlin'de bir camiyi birlikte gezeceğiz, tanıyacağız. Arkamda görmüş olduğunuz camiyi birlikte gezeceğiz. Burası Aziziye Camisi, Berlin'de Neukölln Belediyesi'ne bağlı bir cami. Bakalım caminin içinde neler var, hep birlikte gezelim. Bugün birlikte bize eşlik edecek olan abimize Ahmet Sezgin, onunla birlikte camiyi gezelim. Kendisi cami görevlisi. Hadi bakalım neler var. Yanımda Ahmet Sezgin abimiz var. Kendi söylemiştim. Bize camiyi kendisi gezdirecek. Üçüncü kendisini bir tanıyalım. Evet. Cümleten selamünaleyküm. Enes kardeşimizin sayfasında bu görüntüleri izleyen tüm kardeşlerimizi kalbi muhabbetle selamlarım. Allah razı olsun. Buraya yolu düşmüş kardeşlerimizin, Aziziye Camimizin, Berlin'imizin güney ve doğuya yakın bölümünde 7 sene oluyor hemen hemen açılalı. Bu camimizi tanıtmak istemişler. Bu arada da geçerken muhatap olarak da beni buldular. Ben de onların bu ricasını kırmadım. Hiçbir hazırlıksız, doğal bir şekilde tam çay esnasında namazı mütakip yakaladılar. Birkaç kelime etmemi, bir kelam etmemi istediler. Ben de inşallah gücüm yettiğince camimizi 7 sene içerisinde ne zaman kuruldu, neler yapılıyor, cami faaliyetleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım inşallah. İsterseniz yavaş yavaş nereden başlayalım? İlk önce avludan başlayalım. Evet, avludan başlayalım. İçeri girdik. Bize karşımızda direkt bu avlu karşılaştı. Küçük bir avlumuz var. Hem eğitim için, hem sohbet için, hem birbirleriyle kaynaşmak, tanışmak için kullandıkları küçük bir avlumuz var. Burada Ramazanlarda hem iftar yapıyoruz. Bütün bu civardaki halkımıza açık, cemaatimize açık. Sadece cemaatimiz değil, cemaatimizin dışında da insanlarımız geliyor burada. Ramazan'da, Ramazan dışında işte bu namaz vakitleri dışarısında sohbet ediyorlar, kaynaşıyorlar, birbirlerini tanıyorlar, beraber namaz kılıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ve biraz evvel de görüntüde görüldüğü gibi iki tane cemaatimizden iki mübarek şu an ilimlerini artırmaya çalışıyorlar. Yani vakitlerini boş laklakla veya dedikodulardan çok bu tür şeylerle değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu da güzel bir şey. Camili faaliyetlerine ait olan bir şey. Camilerin vazifelerini getirmelerini gereken şeylerden bir tanesi. Öyle diyeyim. Türkçe olarak bu şekilde açıklayayım. Siz anlayıverin inşallah ne demek istediğimi. Evet. Enes'cim. Peki içeri geçelim. İsterseniz içeri geçmeden evvel sadece şurada mutlaka kameraman kardeşimizin çektiği gibi bisikletler var. Bu bisikletler cami avlusunda ne arıyor diyebilirsiniz. Camimiz sadece namaz kılmak veya bu tür öteki söylediğim faaliyetlerin dışında aynı zamanda camimizin içerisinde bisiklet turu düzenleyen arkadaşlarımız var. Belirli saatlerde evde kalma, paslanma sloganı içerisinde bisikletlerimizle cemaatimizden yaşlı genç bir araya gelip günlük birkaç kilometre spor yapma faaliyetini yerine getiriyoruz. Dediğim gibi cami sadece namaz kılma yeri değil, diğer faaliyetlerin de yerine getirildiği bir yer olmalıdır diye düşünüyoruz. Şimdilik nokta. Çok güzel. Şimdi geçelim bir içeri bakalım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Camimizin abdesthanesi, lavabosu, aynı zamanda küçük bir abdest alma mekanımız var burada. Daha sonra girişleri inşallah tanıtacağım. Ama bu arada tabii kantine uğramadan caminin içine geçmek olmaz. Evet, kantinimiz bizim göz bebeğimiz, göz bebeği yerlerimizden bir tanesi. Mekanımız dediğim gibi küçük olduğu için kantinimiz de küçük. Yani daha önce bir masa, birkaç sandalye, tabii bunlar kışa ait. Kış olduğu zaman dışarı soğuk olduğunda masa ve sandalyelerimizi buraya alıyoruz. Çeşitli faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi burada kantinde sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii camimizin olmazsa olmazlarından kantinimiz. Neden? Camimiz ancak cemaatin, üyelerimizin gelirleriyle ayakta durabilmekte. O da yetmemekle birlikte. Onun dışında cemaatimize fazla yük olmamak için camimizde çeşitli
ürünleri satmaya, pazarlamaya çalışıyoruz. Cemaatimize az yük olarak buradan ufak tefek kazanç sağlayarak nelerimizi ödüyoruz? Kiramızı ödüyoruz, elektriğimiz, gazımız, su paramız. Aynı zamanda burada vazife yapan imam kardeşlerimize de 3-5 artarsa onların da en azından ev ihtiyaçlarını giderecek şekilde maaş vermeye çalışıyoruz kendilerine. Dediğim gibi hemen hemen bakkallarda satılı olan ürünlerin büyük bir kısmı veya ona yakını camimizde mevcut. İnsanlar gelip buradan hemen hemen o fiyatlara, o fiyatlar ölçüsünde burada alışveriş yapabiliyorlar. Tabii en çok çocukların da en çok sevdiği mekanlardan bir tanesi. Çocuklarımız burada ders yaptıkları için ilk pauzelerinde, yani molalarında, Türkçesiyle teneffüs diyorduk biz ona ilkokuldayken, gelip burada alışverişlerini yapıyorlar. İşte leblebi, çekirdek, işte çikolata, dondurma, içecek, buna benzer şeylerin alışverişlerini yapıyorlar. Onların en sevdiği mekanlardan bir tanesi. Niye? Buraya eğitime geliyorlar. Ceplerinde ufak tefek harçlıklarıyla birlikte o harçlıklarını burada camide alışveriş yaparak harcıyorlar. Evet. Camimizin asıl ana giriş kapısı burası. Camimize giriş ana kapı orası olmakla birlikte burası, arkadan, burası buradan, burası yukarıya çocukların ve hanımların çeşitli aktivite, yani etkinlik, faaliyet yürüttükleri yerler var yukarıda. Ama camimizin asıl büyük alanı, namaz kıldığımız bu geniş alan. İsterseniz ilk önce burayı gösterelim. Evet, şunu da söyleyeyim. Camimiz 2012 yılında inşaatına başlandı. Kira burası aynı zamanda. Bir harabe halindeydi. Bizden evvel çeşitli çeşitli dine ait insanların kullanmış olduğu, daha sonra bir depo olarak kullanılmış harabe halinde bir yerdi. Biz burayı evet sağ olsun fedakar insanların bir araya gelip camiyi bu şekilde bu hale sokmaları hemen hemen 8 ayla 1 yıllarını aldı. Bayağı oldu cami haline çevirmek. Ama elhamdülillah fedakar insanların sayesinde camimiz bu hale getirildi. Şurası paravanlar. Bu paravan genelde hanım kardeşlerimizin, hem burada olsun hem dışarıdan acilen gelip namaz kılmak zorunda olan hanım kardeşlerimizin aynı zamanda namaz kıldıkları bir yer. Bizlerle birlikte cemaatle namaz kılmak istediklerinde o hanım kardeşlerimize burayı tahsis ediyoruz. Biz erkekler burada namaz kılarken onlar da orada namazlarını eda ediyorlar bizlerle birlikte. Evet, gördüğünüz gibi çeşitli dolap kapakları var burada. Onları camimizin yeri ufak olduğu için depo olarak kullanmaya çalışıyoruz. Hem kantin için olsun veya başka herhangi bir şekilde camiye ait saklanması gereken alet gereç, zerzevatlar diyelim, onları oralarda muhafaza etmeye çalışıyoruz. Mihrabımız, kürsümüz, efendime söyleyeyim, burada hutbe okunan televizyonumuz, yani bu ekran, bu televizyonumuz, şunun için oraya koyduk onu. Camide hutbemiz okunurken veya vaaz verilirken, arzu ediyoruz ki cemaatimizin zaten 1/4, 1/5 bölümü başka ülkelerden, kardeşlerimizden oluşuyor. Yani Türkçe bilmeyen kardeşlerimizden oluşuyor. Aynı zamanda buraya gelip de Türk asıllı, lakin henüz daha cemaatten imamımızın okuduğu hutbeyi ve vaazı belki tam Türkçe olarak anlayamayacak insanlarımız için de aynı zamanda buraya ufak bir Almanca tercümesini yansıtmaya çalışıyoruz. Aynı ekrandan yukarıda da var. Bununla birlikte hiç olmazsa insanlara imamımız burada hutbe okuduğunda veya vaaz verdiğinde anlamadıkları bir dilin can sıkıcı olmaması için Almanca olarak tercümesini yansıtmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Evet. Yukarıya çıkma imkanınız var mı? Yukarı. Tabii. Yukarıya iki türlü çıkabiliyoruz. Bir buradan çıkışımız var. Bir de arkadan çıkışımız var. Arkadaki çıkışımız, girişimiz ve çıkışımız aynı zamanda. Arkadan da bir kapımız var. Daha çok bayan kardeşlerimizin kullandığı, hanım kardeşlerimizin kullandığı giriş ve çıkışlar. Biz erkekler, beyler genelde ön kapıyı kullanıyoruz. Bu şekilde. İsterseniz bu taraftan bir çıkalım, o taraftan da inelim aşağıya. Çıkmadan evvel tabii hemen yine şurayı göstereyim. Şu an kapımız kapalı. 2,5 metrekarelik
dünyanın en büyük berber salonu desem doğru olmaz. Burada bir berber kardeşimiz var. İbrahim diye bir kardeşimiz var. Sağ olsun kendisi usta bir berber. Burada belirli saatlerde cemaatten saç kırptırma veya kestirme ihtiyacı olanları buraya alıyor. Burada saçlarını kesiyor. Gelirinde sağ olsun camimize hibe ediyor. Öyle bir kardeşimiz var. Evet, merdivenlerden yukarı çıkalım. Bu kapıda yine camimizin alet gereç zerzabat larını yerleştirdiğimiz, istediğimizde arayıp bulabileceğimiz ufak bir kiler mi diyelim, depo mu diyelim, artık hangisini alırsanız o şekilde adlandırmış olayım. Evet, gelelim. İlk çıktığımızda sınıflar bize kalktı. Evet. Doğru. Sahneler, bölümler. Evet. Ekranımız yine burada. Aynı zamanda burası hanım kardeşlerimizin olsun veya biz erkek arkadaşlar yukarıya çıkıp da herhangi bir aktivite, herhangi bir toplantı veya misafir kabul etme anında mutfak olarak kullandığımız yerler. Aynı zamanda burası da bir ana sınıfı, ana çocukları, işte anadan yeni ufak böyle çocukların eğitim aldığı, oyuncak oynadıkları, eğlendikleri, vakit geçirdikleri bir mekan. Sınıfları çekmiş miydik? Çekiyoruz yani. Tamam. Çekmiş kaç tane? Evet. Sınıflar bu şekilde dizayn ediliyor. Sıralar, masalar. Tabii sandalyeler ve masalar bizim çocukluğumuzdaki gibi pek eski değil. İşte orta halli. Yani çocukların eğitimine yetecek şekilde böyle yerleştirilmiş durumda. Evet, burası camimizin ana girişinden çıkıp yukarı geldiğimiz yer, yukarı kat. Şimdi koridordan geçerek camimizin hem bayan kardeşlerimizin hem çocukların kullanmış olduğu inşallah ikinci giriş ve çıkışımıza doğru ilerleyeceğiz. Oradan caminin içerisine tekrar geri gireceğiz. Burası aynı zamanda yine çocukların kullandığı lavabo, el yıkama, ihtiyaç giderme yeri. Evet, merdivenlerden inerek. Burası da arka. Burası da evet. Çıkışı, arka. Çıkışı, evet. Bu arada tabii sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Benim unuttuğum yerler olabilir. Malum dediğim gibi bu şekilde tevafuk bir karşılaşmayla bir araya geldik. Burası da evet camimizin, isterseniz buradan da bir çıkıp sağ solu gösterebilirsiniz, çekebilirsiniz. Tabii camimizde yine girişte veya çıkışta bazen böyle herhangi bir şekilde yardım etmek isteyen olursa küçük bir ne diyelim, sadaka kutumuz mu diyelim, yardım kutusu mu diyelim, şipende kutusu mu diyelim, hangisini dersek şuradan da cemaatimizin de biraz sağlığına, sıhhatine dikkat ettiğimiz için bu tür böyle sağlık için gerekli olan sabunumuz olsun, başka alet gereçler, artık buna benzer şeylerimizi genelde burada bulundurmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi camimizin bu taraftan içine girelim. Biraz evvelki gördüğümüz gibi ön taraftan girdik. Şimdi önden girdik. Bayanların işte bize uymak için namazda kullandıkları panoyla böyle perdeyle çevrilmiş bir küçük mekanımız var. Daha sonra bu kaldırılabiliyor her zaman. Burası? Orası da bizim merdiven altı büromuz diyelim. Burası bizim merdiven altı büromuz. Burada da yine dediğim gibi camimizin çeşitli yazışmaları, efendime söyleyeyim, dosyalamaları, öyle diyeyim, kağıt kürek işler için veya eğitimde kullanacağımız kitapçıkların depolandığı ve eğitim başkanımızın aynı zamanda çalışma odası. Eğitim başkanımızın çalışma odası. Biraz küçük. Bazen üç kişi bir araya geldiğimizde sığmıyoruz. Birbirimize geçiş ve yer vermek için biraz zahmete girmek zorunda kalıyoruz. Kimimiz koltuğun üzerine çıkıp ötekinin geçişini sağlıyoruz. O geçtikten sonra tekrar oturduğumuz yere tekrar yerleşiyoruz. Öyle diyelim. Yani evet. Demek oluyor ki küçük bir yerde evet eğitim için
Evet. Bazı şeylerden feda edip. Bu şekilde evet onu yürütmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi insanlar gerçekten bir şeyler yapmak isterlerse ki camimizin şimdi tanıtma, ben aynı zamanda tanıtma başkanı oldum belki söylemeyi unuttum orada camimizin acizane tanıtma başkanı olmadığı için tanıtma başkanına yönetim kurulumuz, başkanımız bizi layık gördüler. Biz de o gün bugündür gücümüzün yettiği kadar tanıtma başkanlığını hem öğrenmeye hem de tanıtma başkanlığını yürütmeye çalışıyoruz. Tanıtma başkanlığı aynı zamanda dediğim gibi caminin sadece içini dışını kaç penceresi kaç direği var bunu söylemek anlatmak değil. Tanıtma başkanlığı aynı zamanda camimizin faaliyetlerini, iç ve dış faaliyetlerini organize eden, tertipleyen, düzenleyen bir başkanlık. Öyle diyelim. Onu baştan söylemeyi unuttuğum için şimdi söylemiş olayım. Dediğim gibi camimiz 7 sene evvel yoktu. Bu civardaki bütün cemaatimiz, en yakın cemaatimize en yakın cami Gavri Osman Paşa Camii'ydi. İşte onun ilerisinde Tekke-i Kadriye vardı, evet. Daha ilerisinde şehitlik vardı. Yani insanlar Rudov'dan veya Rudov'un ilerisinden veya Grossit'inden bu kovdan bir en yakın camiye gidebilmek için dakikalarca yol kat etmeleri gerekiyordu. Bu arabayla zaten işkenceye dönüşüyordu. En süratli U-Bahn'la ulaşılabiliyor, otobüsle ulaşılabiliyordu. Lakin bu caminin burada açılması geç kalınmış olsa da bir elzemdi. Sağ olsun fedakar arkadaşlarımız bir araya geldiler ve 7 sene evvel bu camiyi buraya cemaatin hizmetine sunmaya çalıştılar ve açtılar. İnşallah kısmet olursa burası yetmediği için yeni bir cami yeri aramak mecburiyetinde kaldık. Umanov Johannes Thaler Şosi yakınlarında yeni bir cami yeri satın aldık ama içerisinin çok tamiratı gerektiğinden dolayı, müsaadesinin alınması gerektiğinden dolayı epey bir zaman geçti, epey bir zahmet çektik. Müsaadesi alındı ama caminin içerisi epey bir masraf gerektirdiği için. Sonrasında oraya taşınacak. Sonra kısmet olursa oraya taşınmayı düşünüyoruz. İnşallah. Burayı da belki çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımlarımızın belki eğer ev sahibimiz müsaade ederse, faaliyet alanı olarak muhafaza edip yürütmek istiyoruz burayı da. Bunun için ideal bir yer burası. Tabii bu ileride ne olur, nasıl biter onu bilemiyoruz. Ama şimdilik niyetimiz öyle. İnşallah bakalım. Eğer yeni cami yeri içinde bilgi almak isteyen falan olursa tabii camimizin telefon numarasını veya ufak bir broşür isterseniz bir alt taraftan çekeriz alt veya yazarız. Bilgi sahibi olmak isteyenler camimizi arayabilirler veya özel olarak beni arayabilirler. Telefon numarasını verebilirim. Müezzinimizin işte 1,5 metrekarelik ezan okuduğu, efendime söyleyeyim, cemaati yönlendirdiği veya buradan imama telkinde bulunduğu, sağ ol Nurettin, telkinde bulunduğu yer biraz dar. 2 kişi anca sığıyor ama olsun, yetiyor bize. Camimiz aynı zamanda faaliyetlerinden bir tanesi de belki söylemeyi unuttum. Her sene iki Almanya'nın birleştiği 3 Ekim'de Takter Ofener Moşi açık kapı günü denen günleri de tertipliyor. Onun dışında camimizin... Yani o ne oluyor? Yani açıklama yaparsak Türkler şunu bilmiyor çünkü. Şöyle açık Türkiye'de cami var. Günü, camiyi tanıma. Cami hakkında bilgi alma günü. Herkes yabancı olsun olmasın, cami ve cami faaliyetlerine ilgi duyan, herkese kapımız açık. O gün çayımız, kahvemiz, ufak tefek atıştırmaya bir şeyler de hazırlıyoruz. Bilgi almak isteyen, güzel niyetle gelip buraları görüp tetkik etmek, bakmak isteyen herkese o gün kapımız açık. Yani yabancı, her gün kapımız yabancı, açık da. Yabancıların içeride ne yapıyorsunuz? O gün özel, evet. O gün tatil bir gün olduğu için Enes'ciğim... İnsanların tabii böyle bir tatil günde bir şeyleri o günü değerlendirme adına dışarı çıktıkları bir gün. Hava da güzel olursa bilhassa. Tercihini camiyi tanıma, camiden bilgi alma olarak kullanmak isteyenler camimize geliyorlar. Veya değişik camilerimize gidiyorlar. Başka sivil toplum kuruluşlarıyla, örgütleriyle de ilişkilerimiz var. Dediğim gibi sadece milletvekilleri veya belediye başkanı veya meclis üyeleriyle değil. Kiliselerle de olsun, efendime söyleyeyim, Bürger Platform sivil toplum kuruluşlarıyla da ilişkilerimiz var. Onlarla bir araya gelip
çay kahve sohbetinde birbirimizi daha iyi tanıma, kaynaşma, ön yargıları kırma. Gerekirse sormak isterlerse dinimiz hakkındaki bilgileri kendilerine aktarmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi 7 sene olmasına rağmen hani çok çok büyük işler başarmış olamasak da istediğimiz derecede gerçekten bir şeylerin de üstesinden gelip en azından yapabildik diyorum. Her sene caddemiz üzerinde 90 veya 100 metreyi bulan cadde uzunluğu içerisinde normal olarak cadde şenliği yapıyorduk. Straßenfest. Oraya da yerli yabancı bir sürü insan teveccüh ediyordu. Hem çocuklar için hoplama zıplama, panayır yeri gibi, büyükler için efendim müzik dinleme, sohbet etme, yeme içme gibi böyle bir kaynaşma. Yüzlerce bazen 1000, 2000, 5000'e yakın misafirimizin geldiği bir cadde şenliği düzenliyorduk. Lakin bu sene nasip olmadı. İnşallah gelecek seneye. Salon programları falan böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani cami sadece camide namaz kılma yeri değil. Namaz kılmak için bir araya gelen 27 derece sevap kazanmak isteyen insanların kaynaştığı, birbirini tanıdığı ve aynı zamanda dinini doğru dürüst daha iyi öğrenebildiği, öyle diyelim, bir yer ve çeşitli faaliyetlerin olduğu bir yer. Şimdilik aklıma bunlar geliyor. Ondan sonrasını artık bir şekilde düzeltiriz gerekirse. Ahmet abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bize değerli bir vaktini ayırdığın için ve bize de bu güzel fırsatı insanlara tanıtmama vesile olduğu için çok teşekkür ederim. Ya ben de teşekkür ederim. İlk defa böyle epeydendir kamera karşısına geçmemiştim. Yani Türkçe arasında kaplı kaşı diyorlar ama çok hazırlıksız da olsa birazcık aklıma bunlar geldi. Bana bu fırsatı verip camimi tanıtmama beni vesile eylediğiniz için ben de sizlere teşekkür ederim. Cenab-ı Allah inşallah bu tür tanıtımları, çekimleri, bu gayretlerinizi hayırlara, zaten hayırlı bir iş yapıyoruz da, daha geniş kitlelere ulaştırıp daha güzel şeylere vesile olmanızı nasip eylesin. Öyle diyeyim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa bununla ilgili sorularınız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Kanalıma üye olmayı, videoyu beğenip ya da beğenmemenizi aşağıdaki bölümde belirtebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.